Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah diyerek güzel bir girişle programımıza başlayalım efendim. Hepimizin Ramazan'ı tekrardan mübarek olsun efendim. İnşallah güzel iftarlarla orucumuzu açtık. Ekranın başına geçtik. Bir baktık ki sonra bilgi yarışması karşınızda. İnşallah şimdi de kültürlenme zamanı. Bakalım Sanrı Şubesi'nde, kocaman AVM'de bu güzel yarışmacılar bu güzel soruları bilebilecekler mi bilmiyoruz. Haydi bakalım sonra bilgi yarışması kocaman AVM Sarnıç bölümü başlıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi, iyi misin? İyi. Allah iyilik sağlık versin abi. Adın ne? Uğur. Uğur abi nasılsın, iyi misin? İyi. Nasıl gidiyor Ramazan? İyi gidiyor. Güzel mi? Gidiyor. Uğur abi ne iş yapıyorsun, çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Nerede çalışıyorsun, hiç çalışmadın mı? Hiç çalışmadım. Niye abi? Tabii geçebilirsiniz, buyurun hanımefendi. Gel Uğur abi şöyle dön kameraya. Niye? Hiç çalışmadım. Niye, çalışmadın mı hiç? Yok. Ne yaptın abi? Kim çalışıyor? Babam çalışıyor. Oh, onun parayı mı yiyorsun? He. Çaktırma aman iyi diyor. Sonra. Ne yapıyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür iyiyim. Allah iyi sağlık versin abi. Nasıl gidiyor abi Ramazan? Allah'a şükür iyi ya, iyi gidiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oruçlarımız iyi mi? Allah'a şükür iyi yani. İyi, sıkıntı yok. Zorluyor mu? Zorlamıyor ya. Havalar biraz serin gidiyor zaten. Serin gittiği için zorlamıyor. Yani. Yaz sıcakları 30-35 dereceler yok. Doğru, o zaman sıcak olsa biraz sıkıntı olur. Ama kış geldi ya. Yine de şükür yani, iyi gidiyor yani. Değil mi? Da. Abi kış geldi, niye böyle oldu ya? Valla Mart ayı şimdi, o öyle olacak. Yani. Kapıdan baktırdı gazmayı, güreği yaktırdı. Doğrudur. Değil mi? Doğru. Valla öyle oldu abi. Abi şimdi bizim 3 tane sorumuz var. Adın neydi bu arada? Adem. Adem abi 3 tane sorumuz var. 3 soruyu bilirsen kocaman AVM'den çok güzel bir hediye kazanacaksın. İnşallah bildiğiniz yerden gelirsiniz. İnşallah abi. Başlayayım mı? Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım abi, başlıyoruz. Efendim, yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü nedir? Yaşanmış olayların anlatıldığı. Yaşanmış olayların anlatıldığı. Mazi mi? Mazi. Çok güzel abi. Doğru yerden gittin. Mesela asker ne iyi olur? Asker ne iyi olur? Askerdeki yaşadıkları nedir? Anı. Anı cevabıyla ilk soruyu bildin Adem abi. Kendini bir alkışla ya. Adem abi nerede çalışıyorsun? Ben şu Marsan Sanayi'de çalışıyorum. Marangozlarda. Marangozhane mi? Marangozhane değil de otomotiv işi. Yedek parça. Yedek parça. Marangozlarda yedek parça. Yedek parça. İyiymiş abi. Tek misiniz orada? Tekiz. Yani çünkü marangozlar sanayide otomotiv ben fazla duymamıştım. Teksin. Nasıl abi, satış parça iyi oluyor mu? Ne tür, mekanik mi, kaporta mı? Balata pabucu yapıyoruz. Kamyon. Balata pabucu. Ha, kamyona. Kamyona yedek parça. Sizin tek alanınız kamyon. Kamyon. O zaman satışınız da sabittirsin. Aşağı yukarı. Sabit sayılıyor aşağı yukarı. Müşterilerimiz belli yani. İyi mi, güzel müşteri? Allah'a şükür iyi ya. Allah'ım daha çok versin abi inşallah. Sağ ol Allah. Hazır mıyız ikinci soruya? Hazırız. Hadi bakalım gelsin abi ikinci soru. Efendim, normalden çok fazla zayıf olan insanların kaç beden oldukları söylenir? Mesela hanımlar genellikle bu bedene gelmek isterler. Konya'da biraz hamur işleri götürürler habere günlerde, kısırları şeyleri zor. Ne olmak isterler? Aa bak, çok fazla zayıf insanların kaç beden olduğu söylenir. Hani 38 beden 40 beden var ya giysilerde. Çok zayıf olan insanların hangi bedeni olur? Valla. Böyle mankenler falan. Tığ gibidirler ama. Tığ gibinin beden karşılığını al istiyorum ben senden. Çok basit. Valla aklıma gelmedi. Yutan eleman. Nedir yutan eleman? Matematikte yutan eleman. Sıfır. Heh, sıfır ne? Sıfır beden. Sıfır beden cevabıyla ikinci soruda bildin abi, kendine bir alkış daha veriyorsun. Tamam, duyulmuyor. İyi alkış, şöyle iyi Eyvallah, Allah razı olsun abi. Son soruya geldik. Bunu da bilirsen hediyeyi kapıyorsun. İnşallah. Buradan var mı? Aileye bir selam gönder ya, tanıdıklara.
Herkese selam olsun. Evli miyiz? Hayırlı bayramlar. Evliyim. Evli. Yengeye bir selam gönder buradan eşine, şöyle romantik bir mesaj gönder. Çocuklara selam olsun. Abi, yenge diyorum, çocuklara diyor. Hanıma da selam olsun. Hanıma da selam olsun. Hadi bakalım. Allah ev almaz abi. İşten. Alırlar yani. Alırlar. Alırlar. Tamam, hadi bakalım. Abi son soru. İki elimizin üstüne dayanarak bacaklarımızı havaya dikey tutuyorsak hangi hareketi yapmış oluruz? Eller yerde, ayaklar yukarıda. Ne denir ona? Şey mi diyorlar ona? Hamut'a kalkman mı? Neydi? Hamut. Doğru, ama onun biraz daha baştaki ilk harfini al. Kaldır onu, at. Ne dedin abi, söyle bir daha. Hamut. Nereye kalkmak derler? Hamut'a kalkmak. Hey çıkar. Hamut'a kalktı mı? Hey harfini çıkar oradan. Şimdi hamuda diyorsun ya. Hey harfini at oradan, bir daha söyle kelimeyi. Dikilmek. Hayır. Şimdi hamuda kalkmak diyorsun, doğru mu? Evet. Cevap bu. Ben senden tam cevabı alacağım. Hamuda kalkmadaki kelimesinde hey harfini at oradan. At oradan, gitti. Oku şimdi. H'siz. H'ye kaldığında damut oluyoruz mu? Tamam. Amuda. Amuda. Amuda kalkmak. Amuda kalkmak. Amuda kalkmak cevabı da. Son soru bildin. Bir şampiyon alkışı ver kendine abi. Helal olsun, kazandın vallahi hediyeyi. Sağ ol abi. Şimdi hangi hediye kazandın öğrenmek için zarflar alacağız kocaman AVM'den. Onların içinde hangi hediyeler kazandın var. Şöyle biraz açabilir miyiz zarfları? Şöyle biraz açalım. Tamam, şuradan aldım. Abi burada 4 tane hediyemiz var. Şöyle bak, farklı. Birisini çekeceksin abi, açacaksın. Aynen, şunları aldım ben. Hadi aç bakalım abi. Rap. Ne geldi abi? Çaykur hediye paketi. Çaykur hediye paketi kazanıldı efendim. Haydi bakalım, gelsin Çaykur hediye paketi. Hemen geldi. Vallahi büyük bir şey geliyor abi. Kutunda büyük. Allah, güzel. Al bakalım abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Kazandın abi. Sağ ol. 3-5 ay çayı düşünmesin abi. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah. Buradan kameralara bir mesajın var mı? Herkese hayırlı bayramlar diyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. 3'ten geriye doğru sayıyoruz Adem abi ve sonra diyoruz, tamam mı? Tamam. Ne diyormuşuz? Sonra. Aynen öyle. Al abi mikrofonu. Bak şöyle kameralara. 3'ten geriye doğru. 3, 2, 1. Sonra. Evet, hadi bakalım, yarışmacı arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz marketin içinde? Burası şarküteri bölümü. Bakalım şöyle buralardan bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abi, iyi miyiz? Elhamdülillah, iyiyiz çok. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Biz deyiz abi. Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor hayat? Yani biraz Ramazan'ı buruk geçirsek de hayat bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin başına gelen bazı felaketlerden dolayı ister istemez buruk geçiriyoruz. Yani ben aslen Hataylıyım. 3 yıldır da Konya'dayım. Annem babamı buraya getirdim. Ailemin, akrabalarımın çoğu orada. O şekilde bir şekilde çadırda, dışarıda, ondan sonra kent çadırlarda hayatlarını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Rabbim oradakileri yardım etsin. O şekilde. Allah razı olsun abi. Ben daha 2 gün önce Hatay'dan geldim. 2 haftadır oradaydım. Ben şunu gördüm. Orada insanlar kendi içlerinde hayatı normalleştirmeye çalışıyorlar. Ama bizim Türkiye'de yaptığımız genel yanlış algı Türkiye'deki hayatı normalleştirmek. Abi orada normal bir hayat yok. Biz burada normal bir hayat yaşayamayız o yüzden. Ama nedense algı olarak, yani bu hem politik hem de siyasi bir sebep. Türkiye'de algı normale dönüyor. Sanki normal hayat. Doğru. Deprem geçti, hiçbir şey olmadı. 50 bin insan ölmemiş gibi. Şöyle bir şey var. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani şu an orada gitmediğimiz için ya da akrabalarımız, yakınlarımız olmadığı için televizyonlardan da bu haberlerin çoğu kalktığı için hayat normalleşmiş gibi geliyor. Ama orada o şekilde insanlar zorlu bir hayat şartlarına devam ediyor. Ama Rabbim devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yani biz öyle bir milletiz ki böyle zamanlarda 15 Temmuz olsun, ondan sonra Erzincan, Van depremi, İzmir depremi, bu gibi zamanlarda öyle bir kenetleniyoruz ki. Yani o partisi, bu partisi, şu ırkı, bu ırkı, hepsini geçiyoruz. Öyle bir şekilde kenetleniyoruz ki. Rabbim milletimizden daim eylesin, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Çok şükür. Allah razı olsun abi, sağ olun. İnşallah.
bu güzel temennilerle röportaja başladık. İnşallah hediye de verelim sana. Hediyeyle bitirmiş olalım. İnşallah. Burada nerede yaşıyorsun abi? Ne taraftasın? Burada şu Aksarnı sitesi var. Oradayım. Ben de işte 6-7 aydır yeni evlendim orada. Öyle mi? Biliyorsun. Hayırlı mübarek olsun abi. Rabbim iki cihan saadete versin inşallah. Allah razı olsun. 3 yılda Konya'dayım. Konya Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Orada görevlisin. Orada görevlisin. Ya evlilik nasıl, yengeye çaktırmadan pişman mısın diye. Hadi. Ya, evlilik gerçekten yani sevdiğin biriyle evlendiğin zaman gerçekten hayat öyle bir şeye dönüşüyor ki. Eve gelirken mutlusun, dışarı çıkarken mutlusun, ne bileyim beraber yemek yapıyorsun, beraber geziyorsun. Yani her türlü mutlusun. Eğer doğru eşi bulduysan dünyada diyecek bir şey yok bana. Evet, ama bu sanki biraz cicim ayları gibi. Sanki sonrasında da böyle birkaç yıl geçtikten sonra insanlara şey diyor. Sakın yapma oğlum, dur şş, yapma, aman girme o işe. Ya biz 6-7 ay oldu. Yani yaklaşık 2,5-3 senedir tanışıyoruz eşimle. Yani öyle bir sıkıntımız zamana kadar elhamdülillah yani ufak tefek illaki sürtüşmeler oluyor. Tabii ki. Olmuyor ki. Annesinden, babasından, kardeşinden insan sürtüşmeler oluyor. Ha, ister istemez önemli olan yani anlayışlı olmak. Gerçekten sevgiden önce her şey bence anlayıştır. Yani sevgi bitiyor ama gerçekten anlayış sevgiden benim gözümde daha önde yani. Saygı değil mi? Saygı. Unsuru çok önemli ilişkide. Sevgiden önde geliyor. Doğru. Her şey sevgi dilisi ilişkide. Eyvallah. Abi geçiyoruz yarışmaya. Tabii. 3 sorumuz var. 3'ünü de bilirsen kocaman AVM'den çok güzel bir hediye kazanacaksın. İnşallah bakalım. İnşallah. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım gelsin ilk soru. Efendim ekonomide yıpranma payı anlamına gelen terim nedir? Ekonomide yıpranma payı. Değil. O başka bir terim. A ile başlıyor. Ekonomiden bayağı. Çok basit bir şey aslında. Bilebileceksiniz. Ben biliyorum bileceğinizi. Yıpranma payı. Yıpranma payı derler buna. A ile başlıyor. N ile bitiyor. Hatta ben kelimenin kökeninden örnek vereyim size. Mesela arabalarda, bisikletlerde, motorlarda araçlar yani giderken bir kasaya girdiğimiz zaman aracın yaylanmasından bir parça. Amortisör de. Heh, tamam. Kelime kökeni bu. Buradan gidebilirsin abi. Amortisman mıydı? Ne? Amortisman mıydı? Amortisman cevabı doğru abi. Tebrik ediyoruz. Kendini bir alkışla bakalım abi. Eyvallah, sağ olasın. Amortisman cevabı doğru. Geçelim ikinci soruya. Hazır mıyız? Hazırım. Haydi bakalım abi. Ayakkabı ve çanta yapımında da kullanılan parlak deriye ne ad verilir? Parlak deri. Urgan değil. Neydi oyunun adı ya? Rugan mıydı? Rugan'dı abi. Evet. Tebrik ediyoruz abi. Son soru. Osmanlı Devleti'nde Bahriyeliler hangi askeri birlikte görev alırdı? Tabii ki de donanma. Evet, doğru cevabıyla. Tebrik ediyoruz abi. Hediyemiz için alalım. Nerede? Bakalım. Hediyemizi alabilir miyiz? Tamamdır. Şöyle bakalım abi. Buyur. Birini seç abi. Açabilirsin. Tukaş. Evet, Tukaş hediye paketi gelsin efendim. Beyefendi Tukaş hediye paketini kazandı. Teşekkür ederim. Ben onu alabilirim. Sağ olun. Şöyle verelim. Şöyle buyurun efendim. Teşekkürler. Eyvallah. Allah razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun. Hayırlı günler. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Soru bilgi yarışması devam ediyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın abi, iyi misin? Şükür Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Eyvallah, Allah razı olsun, ben deyim. Adın ne abi? Nurettin Karadal. Nurettin Karadal. Evet abi. Nurettin abi, ne yapıyorsun? Ne iş yapıyoruz? Perdecilik yaparım abi. Ne? Karadal perde. Oo, perde. Güzel. O perde çok pahalı ya. Gel, sana da bedava verelim. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Keşke 3-4 ay önce haberim olsaydı. Eve taşınmıştık da bayağı para verdik perdeye. Sıkıntı ya. Yakın komşuyum zaten şurada. Öyle mi? Tabii tabii. Tamam, o zaman inşallah geliriz sana bir şey olursa. İnşallah. Karadal perde. Evet abi. Çaktım, reklamı yaptık iş. Çaktırma davaya. Hayırlı işler. Buraya döndük abi, merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın abi, iyi misin? Elhamdülillah. Adın ne abi? Şifa. Şifa abi. Erkol, soy isim Erkol. Erkol, Şifa Erkol. Oo abi. Gelmiş, niye diye koymuşlar Şifa'yı? Bir bile. Hep hayatında bu soru karşına çıktı. Neden Şifa? Tabii canım, bilmiyoruz yani ama o zaman koymuşlar niye olduğunu. Böyle baban ne de anne de olan bir isim de değil. Dedeler de olan. Da Ali Şifa da Şifa Erkol demişler. Ali'si yok. Ali yok. Sana Şifa yeter demişler. Evet. Şifa Erkol. Evet. Sen ne iş yapıyorsun abi? Emekliyiz. Emeklisin. Şu anda boşta yatıyoruz yani. Boşta yatıyorum ama iyi, zam geldi size. Geldi de yani ne kadar gelirse o kadar yetmez biliyorsun yani emeklilere, öyle yani. Ona gelen iki katlı zam geliyor. Arkadan da geliyor. Doğru abi. Evet, tabii. Eyvallah. İnşallah hediye verelim. Biraz cebimizi rahatlatalım. Tabii tabii. Hazır mıyız? Hazır, söyle. Bilebilecek misin soruları? Hazır, bileceğizdir ya. Perdeyle ilgili değil sorular. Çaktırma. Ayarlı o işler. Tamam, hadi bakalım. Tamam, dönüyoruz. Tamam baba, bizde o iş. Bir adı da
söylence olan anlatı türü hangisidir? Bir adı da söylence olan anlatı türü hangisidir? Eskilerde olurdu, anlatılırdı. Mesela örnek veriyorum, ne diyelim sana? Mesela Rıdvan Dilmen. Çok iyi futbolcu değil mi? Ne top oynardı ya. Adam o zamanların nesiydi? Efsane. Efsane. Ne? Efsane. Efsanesi efendim. Efsane söylence doğru cevap. Bir alkışlayın kendinizi. Vallahi hem de domatesle ellere kırar. Tamam abi. Maşallah güzel. Hadi bakalım gelsin diğer soru. Efendim hangi hava olayının adıyla bir nikah türü vardır? Balayı var. Balayı mı? O balayı giden. Balayı diye bir hava olayı var mı abi? Hava yok. Hava olayı. Hava. Hava olayı ne abi? Hava olayı dediğim şey ne olabilir? Şifa abi. Hava olayını bilemedik. Hava olayı nedir abi? Hava olayını bilmiyorduk önceden. Abi yağmurdur, kardır. Yağmur. Değil mi? Bunlardır hava olayları değil mi? Yağmur, kar. Ha. Bunun bir de nikah türü olarak. Ne nikah türleri var abi? Sade nikah var. Sade nikah var. Bir tane de nikah var. Dini nikah var. Bir de bir şey var mı? Hızlı olanlar. Hızlı yıldırım nikahı var. Yıldırım nedir aynı zamanda? Hava. Tamam. Onu söyleyeyim. Şimdi yıldırım nikahı. Şimdi geldi. Vallahi ben orijinal aldım kardeş. Nikah, yıldırım nikahına kıymadım. Bak onu sana söyleyeyim bak. Evet. Yıldırım nikahı hava olayı oradan bağladık abi. Tamam. Doğru cevap. Alkışlayın abi kendinizi. Yıldırım nikahı. Helal olsun. Domatesi koydur abi. Koy domatesi. Ne olacak ya? Koyacağım abi. Bir şey olmaz abi kocaman abi. Başına bir şey gelmez. İşit daha gitti abi. Aynen öyle. Hadi gelsin son soru. Soru soru. Bilemezsin. Hadi bakalım. Al. Ooo bu soru da valla. Bunu bilmen lazım. Telefon sen. Dur. Açmayın abi kim? Yok açmam abi. Vallahi açmam ya. Sen cevap sen. Son soru abi. Tamam son soru. Abi gölgelerin gücü adına sloganı hangi çizgi karaktere aittir? He-Man, He-Man. Ne? He-Man. He-Man cevabıyla tebrik ediyoruz abi. Kopya mı geldi orada? Yok ya, adam tanımaz o beni ya. Sıkıntı yok abi. İzler miydin abi? Gölgelerin gücü adına He-Man. Aynen öyle abi. Geliyorum abi, iki dakika hemen geliyorum. Akın abi dur hele bir dur. Hemen geliyorum abi. Akın abi çekimdeyiz Gon TV'de. İki dakika geliyorum Gon TV'de çekim. Kapattı kapattı. Kapatsın abi dükkanda komşu çağırıyor, müşteri geldi. Müşteri mi gelmiş? He. Tamam abi. Kazandınız hediyeyi. Hediyemizi hemen alalım efendim. Nerede hediyemiz? Hediyeyi alıyoruz. Hediye gelsin Ahmet Bey, enişten. Beklerim, gel oraya. Tamam, geleceğim abi, geleceğim. Şöyle hediyemizi seçelim abi. Hangisi? Enişte beni kandırmadın değil mi? Ortadakini ben alayım. Hadi bakalım, aç abi hediyeyi bakalım bir, görelim bir. Bunda domates çıkar ya, başım çıkmaz ya. Ayça markalı hediye paketi abi. Hediye paketi kazandım. Tamam, hadi bakalım gelsin efendim Ayça marka hediye paketimiz. Geliyor hemen. Şöyle alalım efendim. Şöyle buyursunlar. Afiyet bal şeker olsun. Peynirler, kaşarlar, öf. Evet, sağ ol. Tamam. Kazandın abi. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Gelip yiyelim. Buyur gel. Sahura börek evet, yaptıralım. Abi, bunu sen götürsün. Ha? Bunu sen götürsün. Yok abi ben ayar yap tamam mı? Ekranlara bakıyoruz. Üçten geriye doğru sayıyoruz. Ne diyoruz? Sonra sonra. Sonra sonra. Birleş abi Şifa abi yana gel. Şöyle üçlü birleşelim. Bak abi kameralara. Tekrar. Üç, iki, bir. Sonra sonra. Duyulma daha bir daha. 3, 2, 1. Sonra sonra. Tüm hızıyla devam ediyorum. Haydi bakalım. Adın ne? Furkan. Furkan ne yapıyorsun? İyiyim. İyi misin? Hı hı. Furkan geldiğime dedi ki abi saçların çok hoşuma gitti dedi. Nasıl yaptın dedi. Dedim ben yapmadım. YKM Plus yaptı. Kuaför Mevlüt. Gideceğim mi oraya? Hı-hı. Yaptıracak mısın saçları? Bilmem annem izin verirse giderim. Sen de mi saçları uzatmak istiyorsun? Evet. Nasıl uzatacaksın? Böyle mi uzatacaksın? Evet. Üstüne böyle toplayacaksın mı? Evet. Topuz gibi. Aynen. Burada diyorlar ki aman karı gibi olmuşsun diyorlar. Yok öyle değil. Takma boş ver ya. Ne olacak değil mi? Ne güzel uzattık. Ne güzel kızlar arkandan koşar. Sen koşmalarını mı istiyorsun senin de? Hı-hı. Koşsunlar mı arkandan? Evet. Adın ne senin? Furkan. Furkan, Furkan, Furkan diye koşsunlar mı arkandan? Evet. Onu mu? Var mı okulda koşanlar? Yok. Hiç mi yok? Evet. Vardır ya bir iki tane. Bilmem. Sen koşuyorsun arkalarından? Bilmem. Hayır ben sana soruyorum işte nasıl bilmiyorum? Yok koşmuyorum. Hayır onlar koşsun istiyorum. Hı hı. Ulan Furkan sen fena değilsin az değilsin ha. Hadi bakalım. Bakalım şöyle kameralara bir üçten geriye doğru sayıyoruz. Sonra sonra diyoruz tamam mı? Ama nasıl diyoruz? Sonra sonra. Hah aynen bak nasıl öğrenmiş. Üç, iki, bir. Sonra sonra. Tüm hızıyla. Ne devam yapıyor? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz aynen öyle. El sala bakalım kameralara bir. Haydi eyvallah sağ olasın devam ediyor efendim. Yasak abi. Maalesef abi diyor ki cevapları veriversen diyor hani biri verse. Abi, az önce bir
komşumuzu görmüş de çaktırmayın. Öyle kopya yok yani bizde. Tamam mı? Tamam. Adın ne abi? Saim. Saim abi ne yapıyor? Çalışıyor muyuz? Çalışıyorum. Nerede abi? Ben nakliye işiyle uğraşıyorum. Nakliye işi. Taşıma mı yapıyorsun abi? Taşıma yapıyorum. İyi abi. Nasıl bu ara işler? Taşınıyor mu? Gidiyor mu? Geliyor mu? Allah hamdolsun. Bu deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın işi falan oluyor mu hani taşıma anlamında? Yok yani biz... Ne anlamda nakliye seninki? Farklı yük taşıyoruz yani. Abi, diğer arkadaşlarımız mesela konteynerimizin dosyası olanlar konteyner çekiyor yani. Bize konteyner falan olmadığı için. Ha, evden eve ildin eli değil seninki. O öyle bir şey değil. Bizki normal tır. Tır nakliyesi. Onları dolduruyoruz. Evet bizki normal kuru yük yani. Anladım abi. Abi buradan ekranlara şöyle bir çalışanlara oradaki mesai arkadaşlara bir selam ver. Hepinize ne diyecektim ben? Selamlar sevgiler abi. Selamlar sevgiler. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı günler olsun abi. Hayırlı günleriniz olsun. Eyvallah abi geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Haydi bakalım gelsin ilk sorumuz. Abi Osmancık ve Basmati ne türleridir? Pirinç. Pirinç doğru. O kadar sevinme valla gülüyorum bak ne biçim. Yo yani pirinç Osmancık. Tamam doğru abi bildin alkışla kendini. Tamam abi. Böyle bildin sevin abi. Tamam bildin. İkinci soru. Gelsin mi? Gelsin abi. Abi çok sakinsin ya valla. Atıl Kurt sözü hangi çizgi roman ve sinema kahramanına aittir? Neydi? Azman. Hatırıma gelmedi biliyorum da. Gelir gelir. Hmm? Atıl Kurt Tarkan mıydı? Ne? Tarkan mıydı? Tarkan cevabıyla doğru abi bildin. Bir de alkışla abi kendini. Tamam abi bildik güzel. Son soru haydi bakalım. Evreka, Meyer ve Lisbon hangi meyvenin çeşitleridir? Tam market sorusu değil mi? Tropikal değil değil mi? Yani değil. Ne dedim yani tekrar. Evreka, Meyer ve Lisbon hangi meyvenin çeşitleridir? Bilmiyorum ki. Yok mu? Abi bu sofraya gelir. Ama bu meyve de değildir aynı zamanda ama meyve olarak geçiyor. Aslında sebze gibi de biraz. Böyle yazın serinletir, içeriz böyle ferahlatır bizi. Link gibi şeyler mi? Ha, benzer. Ama onun işte meyvesi ne? Sebzesi yani. Limonata. Evet. Limonata. Hayır işte sebzenin adı ne oluyor o zaman? Allah meyvenin Allah. Adı. Meyvenin adı. Bak orada kopya veriyor bir de. böyle bir şeyler yapıyor. Zeytin mi? Limon mu? Limon. Limon abi alkışla kendini tamam limon. Duymuş muydun daha önce? Yok hayır duymadım. Yani misket falan desek kolay olacaktı. O yüzden soru biraz bak söyleyeyim bir daha. Meğer, Evreka ve Lisbon. Doğru. Bunlar da öyle bir genel kültür. Unutmazsın bundan sonra. İnşallah. Tamam abi buradan ekranlara tekrar mesajın var mı? Sevdiklerine, çocuklarına, eşine, akrabana, dostuna, anana, babana. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Yani herkese sağlıklı, mutlu. Ramazanları geçirmesini, bayramlarını geçirmesini diliyorum. İnşallah önümüzdeki hep yılda Ramazan'a tekrardan ulaşırız. Sağlıkla mutluluk diliyorum. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Çok sağ ol, çok teşekkürler abi. Ekrana bakıp diyoruz güçten geri doğru sayıp sonra sonra diyeceğiz abi. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Sonra sonra. Dedik hediyemiz de geliyor. Bakalım hangi hediyeyi alacağız. Tabii hediye bölümü var bir de. İki tane hediyemiz kaldı abi. Hangisini seçiyorsun? Fark etmez bu olsun. Yani. O olsun abi. Aç bakalım hediyeni abi. Neymiş abi? 1 kilo cumhuriyet altını. Evet 1 kilo cumhuriyet altını geliyor efendim. Haydi bakalım. Abi şöyle 1 kilo cumhuriyet altını şu anda burada abi. Şöyle verelim abi sana. Evet şöyle alalım abi. Eyvallah Allah razı olsun. Güle güle kullan abi. Teşekkür ederim. Bozdur bozdur harca altınları. Teşekkür ederim. Var mı isteyen arzun? Sağlığınız Allah'a emanet olun. Sen de kendine iyi bak abi. Hayır, haydi bakalım 3, 2, 1. Sonra sonra. Tüm hızıyla. Sonra sonra. Devam ediyor. Sonra sonra. Haydi bakalım efendim görüşürüz. Allah'a emanet. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim Allah'a şükür sen nasılsın? Eyvallah adın ne abi? Hasan. Hasan abi ağzından sana böyle pöh tipi var ya. Sanki nasıl ya? Böyle jandarma polis öz ederken. MHP'ciyiz. Tamam abi. Ülkücüyüz. Tamam onlar da doluyor. O zaman. Onlar da doluyor evet, ya. Evet evet. Onlar, sanki şey gibi hani onlar mülakata gidiyorlar. Maalesef bıyığınız ülkücü bıyığı değil alamayız gibi bir şey var onlarda. Herkes öyle pöhte falan. Bizde öyle bir şey yok değil mi? Yok yok. Ha, tamam. Eyvallah. Nasıl gidiyor hayat? İyi. Sıkıntı yok. Uğraş gidiyoruz işte. Elhamdülillah. Pahalı. Böyle gidiyor işte. Ne pahalı abi? Niye yok mu? Yok abi ne pahalı? Ay, böyle oran mı? Yok yok elhamdülillah. Elhamdülillah da pahalı ki ne var yani?
Şaka yapıyorum abi, olmaz olur mu? Yani. Bitiyoruz, kırılıyoruz ya pahalılıktan. Yani yani. Olmama ihtimali yok, çok pahalı var. Yani bir yerden zam geliyor, maaşlar artıyor, bir yandan da böyle pahalılıklar var. 6. ayda asgari ücreti ne zam gelecekmiş? Değişen bir şey olmaz. Yani. Değil mi? Yani. Alım gücü yine düşük, yine düşük. Yani pahalılık yine olur, çoğalık yine çoğalır. Aynen öyle abi, maalesef yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Abi döndük kameralara, hazır mıyız? Hazırız. Sistemi sen zaten biliyorsun, az önce güzel. Savaşa mı hazırız yoksa başka bir yere mi hazırız? Barışa hazırız abi. Barışa hazırız, tamam. Barışa hazır. Hazırız. Hazırız abi. Sen az önce oradan böyle limonu anlatmaya çalışıyordun. Evet, arkadaşa anlattım limonu en sonunda da. Aynen. Sonra bize geldi yani sıra. Aynen, sıra sana geldi, bakalım sana anlatan olacak mı? Yani anlatan da hiç... İnşallah bilirsin. Göremiyorum, hiç anlatacak da yok da şans karım. İnşallah bilirsin abi. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım gelsin abi sorular. Efendim, Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir? Kızarır mı? Doğru cevap abi. Cevapsız helal olsun ya. Çat diyebildin. Tek attı ya. Helal olsun. Evet. Tamam. Yani aklıma geldi yani. Biliyordun abi zaten, belli bildin. Gelsin ikinci soru. Abi Osmanlı İmparatorluğundaki ilk halife kimdir? Vallahi tam aklıma gelmedi. Düşünelim abi şöyle bir. Halifelik ne zaman başladı? Belli bir süre sonra başladı. İlk başta halifelik yoktu. Düşün abi, bilinen bir sultan. 8 yıla 80 yıl sığdırmış bir sultan. Öyle bilinir yani. Dön şöyle kameralara. Vallahi çıkardım. Osmanlı mı? Yok ya. Osmanlı Devleti'nde bir padişah. 8 yıla 80 yıl sığdıracak kadar işler başarmış bir padişah. Ah, evet. Yaşasaydı daha neler yapardı. Allah rahmet eylesin, gani gani. Evet. Bilemedim onu. Gelmedi mi? Ha, gelmedi. Düşün abi biraz, kafa patlat, beyin fırtınası yap, vakit vereyim ben sana. Soruyu bir daha alayım. Soruyu bir daha vereyim abi. Abi Osmanlı İmparatorluğunda ilk halife kimdir? Ondan sonra halifelik sistemi başladı. Osman Gazi zamanında halifelik yoktu. Çalıyor. Kim arıyor? Arkadaş. Aç, aç. Ebu Bekir. Aç ya. Ebu Bekir. Aç. Ya açmayayım ya. Hoparlörü ver. Küfür etmedi, küfür etmedi. Yok yani... Açmayayım, açmayayım. Niye açan olur? Yok ya, boşver. Niye? Açmayayım. Konuş ya. Yok. Abi içinden alı koymayalım, konuş. O çenesi biraz uzun sürer. Ne? Çenesi sürer. Ama bunu görecek şimdi ekranlarda. Şimdi göremez ya. Pazartesi görecek. Olsun evet. Ya, görecek. Evet. Var mı cevap? Ebu Bekir. Değil abi. Arayan kişi Ebu Bekir. Olabilir. Aynen. Aklıma gelmiyor. Osmanlı Devleti'ndeki, imparatorluğundaki ilk halife. Vallahi gelmiyor aklıma. Yok mu? Yok, gelmiyor. O zaman dön şöyle abi kameraları. 5'ten geri doğru sayamayın. Yavaş yavaş öyle sayarım. Sonra da bir benim yanlış cevap sesim var, onu yaparım. 5. Düşün abi sen. 4. 3. Birinci ha mı diyeceksin? 2. 1. O ne? Yanlış cevap sesi. Yavuz Sultan Selim. Söyledin mi? Abi niye söylemedin? Buradan ben bile duymadım. O nasıl duysun? Aklıma hiç gelmedi yani. Yavuz Sultan Selim abi. Evet. İlk halife. Ondan evet. Sonra halifelik sistemi başlıyor. Evet, kendisini halife ilan ediyor. Evet. Öyle yani. Buradan ekranlara, kameralara bir mesajın var mı abi? Hayır Ramazanlar. Bana değil, oraya ver abi. Hayır Ramazanlar. Sevdiklerine, aşkına, eşine, dostuna, akrabana. Valla bütün arkadaşlarıma ve sevdiklerime selamlar diyorum. Romantik mesaj gönder yenge abi. Hayır Ramazanlar, başka ne gönderebilir? Romantik mesaj mı hala? Aynen, seni çok yok, seviyorum. Yok, ben onu diyemem yani. Niye abi, ne olacak yok. Ya? Biraz önce bıyıklarımı söyledin ya. Delikanlını bozar mı diyorsun? Yani. Abi seven adam delikanlını düşünmez ya. Seviyoruz, gönlümüzde ya, değil mi? Hayır Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Eyvallah. Allah razı olsun abi. 3'ten geri doğru sayıyoruz. Ne diyoruz? Sonra. 3, 2, 1. Sonra. Böyle değil miydi? Yok, bak. Sonra. 3, 2, 1. Sonra. Tüm hızıyla, Ramazan bölümleriyle, Kocaman AVM bölümleriyle devam ediyor.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin hocam? İyiyim, Allah'a şükür, siz nasılsınız? Sorulara mı bakıyorsun sen? Yok. Sanki bir gözün kaydı sanki. Şeytan yanımızda mı? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Allah'a şükür. Allah ilk sağlık versin. Adımız ne? Oğuzhan. Oğuzhan abi, inşallah üzerindeki çakmadır. Abi, babam aldı hediye. Orijinal mi? Evet. Üzerindeki marka Columbia, çok pahalı bir marka. Yani şu, muhtemelen şu montun fiyatı 5-6 bin lira falan vardır yani. Yani. Evet, zengin bir arkadaşla beraberiz. Ben çok sevdim bu arkadaşı. Adımız neydi? Oğuzhan. Oğuzhan, Oğuzhan hazır mısın yarışmaya? Hazırız inşallah. Göz renginle uyumlu olsun diye mi almış babam bu rengi? Herhalde. Olabilir. Olabilir. Göz renginle kombin olmuş. Olabilir. Teşekkür. Hadi bakalım. Ederim. O zaman sorular geliyor. Bilirsen hediye var. Bakalım abi. Bilemezsen var ya bütün Konya rezil rüsva olursun. Rezil oluruz abi. Vallahi abi. Vallahi rezil olur. Eve gidemen ha. Eve gidemez. İzlerler vallahi bizi. İzlerler. İzleri sokaklarda açarsın yani. Aynen. Hadi bakalım gelsin abi soru. Abi rodeo'da hangi hayvanın maketi kullanılır? Rodeo. Rodeo. Nerenin şey başkenti orası? Başkentte bu. Döner ya böyle. Rodeo. Atar seni üstünden. Boğa. Ne? Boğa. Boğa cevabıyla ilk soruyu bildim. Alkışla kendine. Helal olsun tamam. Bildik abi, Columbia'nın hakkını ver. Verelim bakalım abi. Soğuk geçirmiyor değil mi? Abi, geçirmez. Geçirmez baba, nasıl geçirsin? Geçirmez vallahi. Her tarafından 100 liraları yapıştırmışsın buraya böyle 100 lira 100 lira 100 lira. Geçirmez tabii normal. Geliyor soru. Gel gönder. Hadi bakalım gönder gelsin. Anzer balı hangi şehrimizde yetişir? Anzer balı. Ana bak, dün duydum abi, biliyor musun bunu? Ciddi misin? Gerçekten bak, bir yerde dün duydum hatta. Bu bilgiler hayatta karşımıza nerede çıkabilir? Sonra sonra da. Duydum abi. Anzer balı. Üst taraflarda, kuzeyde. Kuzeyde mi? Kuzeyde. Ne var kuzeyde? Kuzeyde ne var? Güneyde şey var mı? Kuzeyde. Ora Ege abi, kuzeyde. Kuzeyde hangi 7 ana bölgemizden birisi var? Kuzey. Biz ortadayız, İç Anadolu. Altta İç Anadolu'yuz. Altımızda şey var. Aksaray, Eskil. Anladın mı abi? İçe doğru geliyoruz. Anladın mı? İçe doğru. Karaman, Maraman. Karaman, Maraman. Ne değil, Akşehir. Allah Allah. Üst tarafta ne var baba? Şimdi sağ tarafımız doğu. Yok, bunu bilmeden geçemezsin. Sağ taraf doğu değil mi? Sağ taraf doğu abi. Karşını al haritayı. Kuzey abi. Üstümüz kuzey. Üstümüz kuzey. Tamam, üstünün üstünde ne var? Balıkesir. Yok, onlar aşağıda mı kalıyor abi? Abi, Karadeniz. 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 Karadeniz'de hangi iller var? Trabzon. Anzer. Trabzon var abi. Trabzon var. Süper Lig'de bir takımı var. Süper Lig'de takım var. Kasımpaşa. Kasımpaşa İstanbul'da. İstanbul'da. Orada değil. Trabzonspor. Değil. Ondan sonra. Abi gerçekten soru. Bizi tam bildiğimiz yerden soruyu biz şu an bilemiyoruz abi. Çok basit bak. Aynen, çok basit. Bir şey, bir şey spor. Bir şey, bir şey spor. Biz az önce hediyesini verdik. Çaykur. Çaykur. Çaykur hangi? Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor. Ama işte. Olmadı değil mi? Olmadı. Çaykur Rize düştü mü ya? Düşmedi, yok, ligde ya şu anda herhalde. Herhalde ligde. Ligde, ligde, aynen ligde. Konya'yı takip ediyorum abi. Bu kadar mı? Spor abi, tek bizim tamam, şey. İki futbolcu say. İki futbolcu mu? Ahmet Çalık abi, adam gitti ya. Onu sen damardan girme. Konya'nın 11'i o, tamam. Tamam, doğru söyle. Onun üstüne bir şey söylemeyiz, doğru söylüyorsun. Son soru. Filmlerde öndeki aracı takip et sözü genellikle kime söylenir? Taksici abi. Doğru, taksici efendi. Doğru bildim. Vallahi mi? Bildim. İnanamadım bir. Yok. Biz niye oraya doğru kayıp gidiyoruz ben anlamadım. Gelsene şuraya. Şöyle gelelim. Soruyu sen bana yönelttikçe ben... Kayıyorsun oraya doğru. Bitti. Teşekkür ederim. Kazandın abi. Eyvallah. Bunların ekranlara, kameralara bir mesajın var mı? Kocaman abimi kazandırıyor. Bu kadar. O 2-2 daha 4. Onda sıkıntı yok. Hem cebine kazandırıyor hem evine kazandırıyor. Onda sıkıntı yok. Sen buradan asıl mesajı babana ver. Babama mı? Babama çok teşekkür ediyorum. Oğlum yanlış montam. Babacığım çok teşekkür ediyorum. Ayakkabısı aç, ayakkabısı aç. Bak o da. Üstte mi? Üst katta oturuyor. Üst katta oturuyor. Aynen abi. Komşu mu? Komşuyuz abi. Abi de bunun takımı yapalım diye ayakkabıyı da al de. Alır alır. Alır mı? Söyleyeyim şimdi telefonu açayım gider alır. Üstte misin? Abi çok iyi bir baba. Bizimki de alır. Gerçekten. Abi işte 150-200 lira nereden bulursa çakmasını. Vallahi alır. Onu alır. Sıkıntı yok, babalara başımızdan eksik olmasın inşallah. Gölgeleri yeter. Teşekkür ediyoruz abi. Üçten geriye doğru saymadan önce hediyemizi alıyoruz. Evet, Seyit Bey'den hediyemizi aldık efendim, buyursunlar. Bakalım ne çıkacak hediyede? Açalım abi. Açacağız baba. Güp 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 Ne çok baba bu? Flodex hediye paketi. Ama ne bu? Ne? İçindeki ne? İçindeki mi abi? Dur abi. Sıkıntı yok, düşsün o. Şuna bakalım abi o zaman.
Soya da koy oraya. Buraya koy abi. Ne o? Abi temizlik ürünleri. Evde temizliği yapacaksın o zaman. Abi benim hanım da tam temizlik hastası. Vallahi billahi. Değil mi? Çok iyi oldu biliyor musun? Tamam. Gerçekten. Çok tamam. Teşekkür ediyorum kocaman. Yerin adresini ulaştı. Tam temizlik hastasıydı. Tam yerin adresine ulaştırıldı. Kocaman geldi. Kocaman abimiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten komşumuz olur. Teşekkürlerimizi buradan borç biliriz. Eyvallah. Allah razı olsun. Üçten geriye doğru sayıyoruz. Üç, ne diyoruz? İki, bir. Hayırlı iftarlar. Hayır. Sonra sonra. Uzatarak. Sonra sonra. Sonra sonra. Üç. İki, bir. Sonra sonra. Tüm hızıyla devam etmiyor efendim. Son yarışmacısıyla bugünün sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kocaman AVM ve sonra sonra her zaman kazandırır. Haydi bakalım.